Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi aleyhisselam, Mehdilik konusunun üzerinde önemli durulması gereken yönlerinden biri, bu inancın elimize ulaşan hadislerde nasıl beyan edilmiş olduğudur. Çünkü Kur'an'da genel hatlarıyla geçen bu İslami inancın asıl kaynağı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle onun pak ehl-i beytinin sözleridir. Bu yüzden bu inancın temellerini sahih bir şekilde incelemek için Müslümanlar arasındaki sahih hadis kitaplarına başvurmamız gerekmektedir. Biz şuna inanıyoruz ki hadisler üzerinde taassupsuz ve derin bir araştırma Mehdilik inancının İslam'ın temel inançlarından biri olduğunu ve her Müslümanın dinini ve imanını kemale ulaştırmak için buna inanmak zorunda olduğunu ortaya koyar. Mehdi aleyhisselam ile ilgili hadislerin sayısı o kadar fazladır ki, İç İslami fırkanın naklettiği hadisler içerisinde çok az konu bu haddi ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Beyt imamlarının hepsinden Mehdi aleyhisselamın hakkında hadisler varit olmuştur. Bu hadislerden bazıları şöyledir. Şeyh Muhammed Sabbah, Mehdi'nin zuhuru Ehl-i Beyt'ten olduğu, yeryüzünü adaletle dolduracağı ve Filistin'deki Bab-ı Led'de Deccal'ı öldürmek için İsa aleyhisselama yardım edeceği, ümmete imam olup İsa aleyhisselamı onun arkasında namaz kılacağına dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri mütevatirdir. Yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak olan Hazreti Mehdi aleyhisselamın özellikleri. Mehdi aleyhisselamı yaratılışın başlangıcından ahir zamana kadar gelip geçecek diğer bütün insanlardan ayıran en büyük özellik onun yeryüzündeki zulüm ve fesadı ortadan kaldıracak olmasıdır. İşte bu Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'le vermiş olduğu vaattir. Zikirden sonra Zebur'da da yazdık ki salih kullarım yeryüzüne varis olacaklardır. Aynı şekilde Allah sizlerden iman edip salih ameller işleyenlere kendilerini yeryüzünde varis yapacağına dair söz verdi. Duaya hakim olan düzen incelendiğinde bu gerçek ortaya çıkmaktadır. Yani dünya bu hakikatin tecelli zamanını, adlin ve adaletin doğacağı anı beklemektedir. Resulullah Efendimizin Mehdi'nin zuhurunu ve onun bu özelliğini bildirmiş olduğu nakledilmiştir. Ebu Said el-Hudri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolacak. Sonra benim soyumdan birisi zuhur edecek ve yeryüzünde 7 veya 9 yıl hükmedecek. Yeryüzün adalet ve eşitlikle dolduracak. Sizlere Mehdi'yi müjdeliyorum. Halkın ihtilaf ve çekişme zamanında ümmetime gönderilecek ve yeryüzün zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Gökte ve yerde olanlar ondan razı olacaklar ve o malları sahih olarak taksim edecektir. O zaman da Allah Muhammed ümmetinin kalbini zenginlikle dolduracaktır ve onun adaleti onların hepsini kapsayacaktır. Hatta nida eden mala ihtiyacı olan var mıdır diye nida edecek bir kişiden başka hiçbir kimse kalmayacaktır. Bunun üzerine ona git haznedara Mehdi bana mal vermeni emrediyor de. Onun üzerine hazinedar ona seç diyecek. Adam onu kendi evine getirip açınca şuman olup ben Muhammed'in ümmetinin en ihtiraslısı mı oldun yoksa onlara yeterli olan bana kifayet etmedi mi diyecek. Bunun üzerine o malı geri getirecek. Ancak ondan geri alınmayacak ve biz verdiğimiz bir şeyi geri almayız denilecektir. Böylece bu durum 7, 8 veya 9 sene devam edecek. Bundan sonra yaşantının bir hayır yoktur. Cabir bin Abdullah-i Ensari'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun ismi benim ismimdir. Künyesi de benim künyemdir. Ahlak ve yaratılış olarak da insanların en çok bana benzeyenidir. O gaybete çekilecek ve o dönemde halk şaşkınlık içinde kalacak. Ümmetler sapıklığa düşecektir. Sonra Mehdi parmak bir yıldız gibi ortaya çıkacak. Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Benden sonra halifeler, halifelerden sonra da emirler gelecek.
emirlerden sonra ise zorba hükümdarlar gelecek. Sonra Ehl-i Beytim'den biri çıkacak, yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adaletle dolduracaktır. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hüseyin'in evlatlarından biri, ümmetimde kıyametmedikçe dünya yok olmaz. O, yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adaletle dolduracaktır. Mehdi aleyhisselam, cennet ehlinin efendilerindendir. Enes bin Malik'ten rivayet edilmiştir. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. Biz Abdülmuttalip oğulları, cennet ehlinin efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mehdi, biz Ehl-i Beyt'tendir. Allah onun halini bir gecede ıslah edecektir. Mehdi benim evlatlarımdandır. Yüzü inci gibi, parlayan yıldıza benzer. Huzeyfe bin radiyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dünyanın sonuna sadece bir gün kalsa dahi, Allah o günü o kadar uzatacak ki, sonunda evlatlarımdan birini göndersin. Onun ismi benim ismimdendir. Selman dedi ki, ey Allah'ın Resulü, hangi oğlundan olacak? Efendimiz buyurdu ki, bu oğlumdan ve eliyle Hüseyin'i gösterdi. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilmiştir. Resulullah'tan duyduğu ki, kıyamete kadar ümmetimden bir taife, hak üzerine savaşacak ve muzaffer olacaktır. Sonra buyurdu ki, İsa bin Meryem, gökten nazil olacak ve onların emiri ona diyecek ki, gel, bize namaz kıldır. O da diyecek ki, hayır, sizin bazılarınız, diğer bazılarınızın emniredir. Allah'ın bu ümmete verdiği bir üstünlüktür bu. Resulullah Efendimiz'den şöyle rivayet edilmiştir. Mehdi zuhur ettiğinde, İsa bin Meryem de nazil olacaktır. Saçlarından sular damlarken, Mehdi ona diyecek ki, bu nedir ve halka namaz kıldır. İsa diyecek ki, namaz senin için ikame olunmuş. Böylece benim evlatlarımdan birinin arkasında namaz kılacak. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Meryem'in oğlu içinize döndüğü zaman imamınız da sizden olunca ne yapacaksınız? Mehdi zuhur ettiğinde başının üstünde bir bulut olacak ve oradan bir münadi şöyle seslenecek. Bu Mehdi, Allah'ın halifesidir, ona tabi olun. Mehdi aleyhisselama tabi olanlar, hidayet üzere bulacaklardır. Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet edilmiştir. Çok karanlık ve dehşetli bir fitne gelecek ve onu diğer fitneler izleyecek. Sonunda benim Ehl-i Beytim'den Mehdi denilen biri çıkacak. Eğer onu görürsen ona tabi ol, böylece hidayete erenlerden olursun. Ümmetimin sonunda Mehdi zuhur edecek. Allah ona yağmurunu gönderecek ve yeryüzü mahsullerini çıkaracak. Malı sahih olarak verecek. Hayvanlar çoğalacak. Ümmet yücelecek ve o 7 veya 8 yıl yaşayacaktır. Mehdi aleyhisselam, Deylem Dağı ve Konstantiniyye'ye egemen olacaktır. Cabir diyor ki, ya Resulullah, o dönemde herkes ondan yararlanabilecekler mi? Diye sordu. Beni peygamber olarak gönderene andolsun ki, onlar onun kaybet döneminde onun nuruyla aydınlanacak ve velayetinden yararlanacaklar. Tıpkı halkın bulut kapatsa dahi güneşten yararlandığı gibi. Ey Cabir! Bu Allah'ın gizli sırlarından ve Allah'ın saklı ilim hazinelerindendir. Bunu ehni olanlar dışındakilerden sakla. Faydalı olmasını diliyorum. Beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz.